Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik 1 dersine hoş geldiniz. 5. dersimizin konusu kapalı sistemlerde enerji analizi. Biz bu derste öncelikle sınır işini ayrıntılı olarak ele alıp inceleyeceğiz. Daha sonra kapalı sistemler için enerji analizi nasıl yapılır ayrıntılı olarak bakacağız. Dersimize başlamadan önce www.hüseyingunerhan.com adresinde bulunan 5. derse ait yazılı bilgileri bilgisayarınıza indirmekte büyük yarar vardır. Bu bilgiler çerçevesinde videoyu izlerseniz öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Öncelikle biz sınır işine, sınır işi kavramına bir bakalım. Arkadaşlar, sınır işini en güzel piston silindir düzeninde anlatabiliyoruz. Piston silindir düzeni hareketli sınır içerdiği için bu hareketli sınır çerçevesinde piston yukarı veya aşağı doğru hareket ederek bir sınır işi oluşturuyor. Bu sınır işini oluşturan tek etken sınırı delen enerji girişleri. Isı girişi olabilir, iş girişi olabilir veya çıkışlar olabilir. Bu çerçevede piston yukarı veya aşağı hareket ederek yine sınırı delerek bir sınır işi oluşturur. Arkadaşlar pistonun kütlesi çapı verilebilir. Bu çerçevede pistonun basıncı hesaplanır. Tabii ki pistonun üzerinde atmosfer basıncı var, artı pistonun basıncı var. Bu ikisinin toplamını biz sistemin basıncı olarak ele alıp işlemlerimizi yapıyoruz. İçeride sıvı veya gaz olabilir. Biz bunu sistem olarak ele alacağız. Ve en önemli nokta piston silindir düzenini sürtünmesiz kabul edip işlemlerimizi yapacağız. Pistonun ağırlığı ile başlayalım. Pistonun kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi Newton biriminde bize pistonun ağırlığını verir. Bu ağırlığı pistonun yüzey alanına böldüğümüz an pistonun basıncını elde ediyoruz Pascal biriminde. Bu bilgileri daha önce de konuştuk. Daha önceki derslerde de ele aldık. Şekil ile verilen piston silindir düzeninde hal 1 şöyle olsun. T1 sıcaklığı belli olsun, V1 özgür hacmi belli olsun ve P1 basıncı belli olsun. P1 basıncı tabii ki sistemin basıncı ve piston artı P atmosfere eşit. Başlangıçta sistem dengede, sınırdan ısı girişi yok. Sistemin dengesini bozan en önemli etken bildiğiniz gibi sınırı delen enerji giriş çıkışlarıydı. Bu sistemin ısı girişi olsun, ısı geçişi olsun. Bu çerçevede sanki dengeli genişleme işlemiyle karşılaşırız. Yani sabit basınçta genişleme işlemiyle karşılaşırız. Ve hacmin arttığını görürüz ısı girişi çerçevesinde. Evet, sanki dengeli demek yani sürtünmenin etkilerini göz önüne almıyoruz. İdeal bir piston silindir düzenini ele alıyoruz demektir. Hal 2 ne olur? Basınç değişmeyecek. P2 eşittir P1. T2 sıcaklığı değişecek ve T1 sıcaklığından büyük olacak. V2 özgür hacmi değişecek ve V1 özgür hacminden büyük olacak. Yine hal 2'de sistem dengede olacak ve bu şekilde incelememizi yapacağız. Arkadaşlar hacim artışı yani bir sınır işi meydana gelmiş. Bu sınır işini nasıl hesaplayabiliriz ona ayrıntılı olarak bakalım. Hareketli sınır işi veya kısaca sınır işi diyeceğiz. İş nedir? Kuvvet çarpı alınan yol. Buraya yazmışız. F çarpı X. Joule biriminde yani Newton çarpı metre biriminde, Joule biriminde işi hesaplıyoruz. Burada amacımız sınır işini hesaplamak. Sınır işini W sınır veya kısaca V sınır diyebiliriz. V sınır olarak hesaplayacağız. Kuvvet yerine basınç çarpı alanı yazabiliriz bildiğiniz gibi. Ve alınan yolda x veya delta x de yazabilirdik. P çarpı A çarpı x olsun. Bizim sınır işimiz. Arkadaşlar alan ne? Pistonun yüzey alanı. X ne? Pistonun yükselme mesafesi. Alan çarpı x bize hacmi verir. Demek ki biz sınır işini P çarpı V'den hesaplayacağız. Basınç çarpı hacimden hesaplayacağız. Joule biriminde. Burası önemli. Ve bizim genel geçerli eşitliğimiz V sınır eşittir P dV integrali olacak hal 1 ile hal 2 arasında. Sınır işi dediğimiz an bu integral aklımıza gelecek. Arkadaşlar burada P'yi dışarı çıkartabiliriz, çıkartamayabiliriz. P sabit ise integralin dışına çıkar ve sınır işi P çarpı dV integraliyle basitçe hesaplanabilir. Ama P hacmin veya özgür hacmin fonksiyonu ise integral dışına çıkartamayız. P
ve dv integralini yine hal 1 ile hal 2 arasında hesaplamamız gerekiyor. Öncelikle sabit p için demişiz. Sınır işini biz v sınır veya kısaca vs olarak gösterebiliriz. P çarpı dv integrali hal 1 ile hal 2 arasında. Bu integral alırsak p çarpı delta v veya p çarpı v2 eksi v1. Büyük v'lerden küçük v'ye geçersek p çarpı kütle çarpı v2 eksi v1 olarak da özgül hacimlerin farkı olarak da yazabiliriz. Buraya yazmışız hacim eşittir kütle çarpı özgül hacim. Evet, sabit basınç için bunu söyleyip hemen PV diyagramına da geçelim. Arkadaşlar PV diyagramı önemli. Onu bu şekilde çizmişiz. Yani P1 eşit P2 ise sabit basınç çizgisi üzerinde ilerleme olacak. Isıtma varsa okumuzun yönü bu yönde. 1'den 2'ye gelebiliriz. Biz PV diyagramını örneğin burada kızgın buhar bölgesi için çizmişiz. Doyma eğrisini göz önüne almamışız. Evet, V1 özgül hacminden V2 özgül hacmine geliyoruz. Özgül hacim veya hacim artıyor. Bu çerçevede basitçe sınır işini hesaplamak istiyorsak altında kalan alandır. Zaten integral ne demek? Alan demek. Sınır işi eşittir alan. O da basitçe P1 çarpı M çarpı delta küçük V. PdV integrali için bu alanı göz önüne aldık ve eşitliğimiz bu şekilde oluştu. Yarına yazmışız. Sabit basınç işlemi. Tamam. Bunu anlattık. Gelelim sabit hacim işlemine. Arkadaşlar hacim sabitse bizim sabit hacim çizgimiz bu yönde oluyordu. Isıtma yukarı doğru bir halinden iki haline geliyoruz. P1 basıncından P2'ye geliyoruz. Kapalı kapta basınç artıyor. Hacim sabit kalıyor. Sınır işi bu kapsamda bize sorulursa altta kalan alan gördüğünüz gibi bir nokta yani sıfır. PdV integralinde dv değişmediği için kapalı sistemlerde sınır işi olmaz. Arkadaşlar buna dikkat. Bazen sorularda, sınav sorularında karşımıza çıkar. Birçok bilgi verilir. Ama bu kapalı bir kaptır ve sınır işini hesaplayın der. Siz hemen PdV integralinin sıfıra eşit olduğunu, yani dv'nin sıfır olduğunu göstererek sınır işinin sıfır olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Sabit hacim işleminde dikkat. Sınır işi sıfırdır. Kapalı kapta. Evet, akışkanları biz arkadaşlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayırıyoruz. Sıvılarla çalışıyorsak termodinamik tablolardan, eğer o sıvının tabi termodinamik tablosu varsa termodinamik tablolardan özellikleri alıyoruz. Gazlarla çalışıyorsak aksi söylemedikçe mükemmel veya ideal gaz eşitliğini göz önüne alıyoruz. PV eşittir MLT bizim temel eşitliğimiz. Joule biriminde bu şekilde yazabiliriz. P basınç Pascal. Büyük V hacim metreküp, M kütle kilogram, R gaz sabiti Joule bölü kilogram Kelvin'dir ve tablodan okunur. Hangi gazla çalışıyorsak onun R'sini tablodan okuyacağız. T sıcaklık her zaman Kelvin. Arkadaşlar Joule biriminde yazdığımız bu eşitliği Joule bölü kilogram biriminde de yazabiliriz. Her tarafı M'ye bölersek o zaman P özgül hacim eşittir RT oluyor. İstersek özgül hacim eşittir 1 bölü rho'ydu, yoğunluktu. İstersek P eşittir rho RT olarak da Pascal biriminde yazabiliriz. Üç şekilde ideal gaz eşitliğini kullanabiliriz. Gelelim ideal gazın sıkıştırılması. Biz sınır işini göz önüne alıyorduk. Sınır işi çerçevesinde ilk örneğimiz ısıtma işlemiydi. Yani genişleme işlemiydi. Burada soğutma işlemi yaparsak gazın sıkıştırılmasını ele alırsak ne tür bir yaklaşım yapacağız? Gazla çalışıyorsak temel denklemimiz PV eşittir MLT. O zaman gördüğünüz gibi basınç özgül hacmin veya hacmin fonksiyonu. P'yi tek başına bırakırsak MRT bölü V'ye eşit oluyor. Gördüğünüz gibi basınç hem burada sıcaklığın hem de hacmin fonksiyonu. Bunu ben en son R çarpı T bölü özgül hacim olarak yazmışım. Hani kütleden bağımsız olarak özgül hacim cinsinden de yazabiliriz. Bu 3 yazılışta geçerli. Sınır işini hesaplayacağız. Sınır işi her zaman P çarpı DV integrali hal 1 ile hal 2 arasında. P'yi dışarı çıkartamıyoruz çünkü MR TV'ye bağlı. İçeriye P'nin karşılığını yerleştirdik. Tabi burada kütle değişmez, gaz sabiti değişmez. Bu sabit değerleri integralin dışına çıkartırsak
İçeride T bölü büyük V çarpı D V kaldı. Arkadaşlar hem T'ye hem V'ye bağlı. Önce T sabit ise diyelim. T sabit ise ne demek termodinamikte? İzotermal hal değişimi demek. Burada izotermal sıkıştırmayı veya sabit sıcaklıkta sıkıştırmayı ele almışız. Sınır işi T'yi de dışarı çıkarttık, sabit dedik. VRT burada kaldı. Burada dV bölü V'nin integralini alacağız. Onun da integrali logaritma bölü ve logaritma V2 bölü V1. Biz logaritmayı pardon ln'i logaritma olarak okuruz matematikte veya ln olarak da okuyabiliriz. Sorun değil. O zaman tekrar edersek sınır içi MRT çarpı ln V2 bölü V1. Arkadaşlar PV eşittir MRT idi. Burada MRT çarpımı sabit. O zaman bu sabit sayılar P1 V1'e eşit olabilir. P2 V2'ye eşit olabilir. Burada yazmışız. Yani sınır işini biz 3 şekilde de gösterebiliriz. Elimizde hangi veriler varsa. Sabit sıcaklık ele aldık. İzotermal olarak ele aldık. Bu çerçevede bir gazın sıkıştırma veya genişleme işleminde sınır işini nasıl hesaplayabiliriz? Ona baktık. PV diyagramına taşırsak arkadaşlar gazlarda P Pascal ve metreküp diyagramı geçerlidir. Yani özgül hacim de olur da. Genellikle P büyük V diyagramı çizilir. Gazlar bildiğiniz gibi kızgın buharın ötesi ne? Kızgın buhardan uzaklaştığımız bölgeye gaz diyorduk biz. Kızgın buharın ötesinde çalışıyoruz. Hal 1'den hal 2'ye sıkıştırma işlemini ele aldık. Sıcaklık sabit olsun dedik. V1 hacminden V2'ye geldik. Yani hacimde azalma var. P1'den P2'ye geldik. Basınçta artma var. Altında kalan alan bizim için önemli. Tabii altında kalan alan bu sefer şu eğrinin altında kalan alan ve onu da VS olarak burada göstermiş olduk. Gazlarla çalışmaya devam edelim. T'yi sabit alacağımız gibi politropik hal değişimlerini de ele alabiliriz. Bazı gazlar arkadaşlar politropik hal değişimi çerçevesinde bir değişim gösteriyor. Yine basınç özgül hacmin fonksiyonu veya hacmin fonksiyonu ama politropik değişimde P eşittir C çarpı V üzeri eksi N gibi bir eşitlikle karşılaşıyoruz. Buradaki N politropik üs ve basınç eşittir C sabiti çarpı hacmin üzerinde eksi N olarak yer alıyor. Politropik hal değişimi. Basınç C çarpı V üzeri eksi N ile orantılı ise veya eşitse burada tabi C orantı sabittir. Onun için eşittir. Tamam. Sınır işini bu sefer P yerine C çarpı V üzeri eksi N'yi koyarak hesaplayacağız. Bunun da integralini alacağız. C sabiti çerçevesinde integralin sonucu V2 üzeri 1 eksi N eksi V1 üzeri 1 eksi N bölü 1 eksi N. Joule biriminde yine sınır işini hesaplamış olduk. Evet, P eşittir C çarpı V üzeri eksi N dedik politropik hal değişimi için. Biz bunu matematik olarak böyle bu şekilde de yazabiliriz. V'yi P'nin yanına atarsak P çarpı V üzeri N eşittir C. C sabiti bu kapsamda P1 çarpı V1 üzeri N'ye ve P2 çarpı V2 üzeri N'ye eşit olur. Arkadaşlar, bizim integralin sonucunda V2 üzeri 1 eksi N var. Önce bunu göz önüne alıp bir çıkarım yapalım. V2 üzeri 1 eksi N'yi matematik olarak V2 çarpı V2 üzeri eksi N olarak yazarız. Veya V2 bölü V2 üzeri N olarak yazarız. V2 üzeri N'yi buradan çekeceğiz. O zaman karşılığı C bölü P2. Yukarıda V2 var. Tekrar düzenlersek P2 çarpı V2 bölü C'yi elde ettik. Yani V2 üzeri 1 eksi N için bunu elde ettik. Aynı işlemi V1 üzeri 1 eksi N için yaparsak V1 çarpı P1 bölü C'yi elde ederiz. Yani şurayı tekrar düzenleyelim. Evet, sınır işi C çarpı tekrar düzenleyelim dedik. O zaman buraya P2 V2 eksi P1 V1 bölü C gelir. Hepsinin altında C var. Bu C'ler birbirini götürür. Aşağıda da 1 eksi N var. Sınır işi politropik hal değişiminde P2 V2 eksi P1 V1 bölü 1 eksi N'ye dönüştü. Biz bu eşitliği daha çok kullanıyoruz. Ve ne eşittir? 1'den farklıysa bu. Tabii ne eşittir? 1 olursa
sıfıra bölüp tanımsız oluyor. Polütropik sınır ışığı N1'den farklıysa şu şekilde elde edildi. Tamam. Tabi N eşittir 1 ise tanımsız bırakmayacağız. O zaman tekrar integrali alalım. Bizim sınır işimiz P çarpı dV idi. P yerine karşılığını yazalım. Şuralara yazdık zaten onları. P'yi buradan çekersek karşılığı C çarpı V üzeri eksi 1'di. Tekrar bunun integralini alırsak arkadaşlar sonuca bakalım. C çarpı ln V2 bölü V1. Tabi C yerine P1 V1 veya P2 V2 yazabiliyorduk. Sonuçta sabit sıcaklıkta elde ettiğimiz sonuca benzedi. P1 çarpı V1 ln veya logaritma V2 bölü V1. Arkadaşlar T1 eşittir T2 ise yani yine özel bir durum varsa P1 V1 P2 V2 eşit C'ye eşit ama ancak T1 eşit T2 ise hepsine MRT'ye de eşit diyebiliriz. Bu özel bir durum. Zaten bunu biraz önce de ele aldık. Polütropik hal değişimi içinde bunları söyleyebiliriz. Karşımıza çıkar. Gazlarda polütropik işlemleri çok görüyoruz. Evet, gelelim bizim meşhur yaylı piston silindir düzeneğine. Bu düzeneği de ele alarak yine bazı bilgileri tekrar edelim. Yeni bilgiler verelim. Piston silindir düzeneğinde basınç artık sabit değildi arkadaşlar. Doğrusal bir değişim gösteriyordu. Isı girişi varsa piston yukarı doğru hareket edecek. Isı çıkışı varsa aşağı doğru hareket edecek. Yayın bir yay sabiti var. Doğrusal yay olarak göz önüne alıyoruz. Bu çerçevede yay kuvveti K çarpı X'e veya K çarpı DX'e yani şuradan X1'den X2'ye geldiği an DX kadar bir değişim oluyor. Tamam. Buradan P yay basıncını da F yay bölü A piston yazabiliriz. Biraz sonra bunu kullanacağız. Gelelim hal 1'e. P1 basıncımız ve V1 hacmimiz belli olsun. Yay pistona kuvvet uygulamasın başlangıçta. Isı girişi, ısı geçişi olsun, sistem sınırını delen bir ısı girişi olsun. O zaman hacim artışıyla karşılaşıyoruz. Genişleme ile karşılaşıyoruz. Hal 2, P2, V2 olsun. Hacim artacak. P2 eşittir P1 değil yaylı sistem. P2 büyük P1 ve P2 eşittir. P1 artı P yay olacak. Hal 2 için. Evet, bu P yayı halledelim arkadaşlar. F yay bölü A piston dedik ama bunu daha ayrıntılı olarak ele alalım. Yaydaki sıkışma delta x kadar dedik. O zaman delta V bölü A piston delta x'e eşit. Sonuçta hacim eşittir. Alan çarpı işte yer değişimiydi. Yer değişimini tek başına bırakırsak hacim bölü alan oluyor. Bizim sistemimizdeki delta V V2 eksi V1, pistonun yüzey alanı pi çarpı D pistonun karesi bölü 4, metreküp bölü metrekare yani metre biriminde yaydaki sıkışmayı hesaplamış olduk. Yayın uyguladığı basınç için yukarıda P yay eşittir F yay bölü A piston demiştik. İşte F yayı burada yerleştirirse yerine K çarpı delta X. Aşağıdaki kısmı zaten konuştuk tamam. K çarpı delta X'i ise delta x'i yukarıda hallettik. Hacim farkı şeklinde yazabiliriz dedik. Özgür hacmi buraya yerleştirirsek bu sefer buraya kütle de geliyor. Kütle çarpı delta küçük v ve çarpı k yay basıncını hesaplamakta bize yardımcı olacak elemanlar. Pascal biriminde k çarpı m çarpı v2 eksi v1 bölü pistonun yüzey alanı yaydaki kuvveti bize pardon yaydaki basıncı bize verecek. Pascal biriminde basıncı bize verecek. Tamam. Yaydaki sınır işini yine P ve DV integralinden hesaplayacağız. Arkadaşlar PV'yi yukarıda ele aldık ayrıntılı olarak. Bu çerçevede integrali alırsanız elde edeceğiniz sonuç P1 artı P2 bölü çarpı V2 eksi V1 olacaktır. Joule biriminde yani şurada aşağıda kalan alandan biraz sonra bahsedeceğiz. Bu alanı hesapladığımızda şu eşitliğe ulaşıyoruz. Yer değişimi açısından da hesaplayabilirsiniz. X2'nin karesi eksi X1'in karesi çarpı K bölü 2 yine sınır işini, yaydaki sınır işini bu sefer yay cinsinden bize verecektir.
Yaylı sistemde, yaylı piston silindir düzeneğinde yamuğun alanı karşımıza çıkıyor. Bu yamuğun alanı çerçevesinde sınır işini yay için hesaplarız. Isıtma işleminde V1'den V2'ye gelmişiz. Basınç doğrusal olarak değişmiş ve burada bir yamuk oluşmuş. Arkadaşlar tamam, güzelce bazı bilgileri tekrar ettik, yeni bilgiler verdik. Konumuz sınır işi. Bir kütlenin veya ağırlığın kaldırılması veya ağırlığın sistemi sıkıştırması gerekiyor sınır işi için. Burası önemli arkadaşlar. Bir kütle kaldırılacak veya o kütle sistemi sıkıştıracak. O zaman ağırlık veya kütle söz konusuysa basınç oluşturuyor zaten bunlar. Bu çerçevede sınır işinden bahsederiz. Aklımızda hep olsun. Herhangi bir sistem bir ağırlığı kaldırıyor mu? Tamam, burada sınır işi var diyeceğiz. Veya o ağırlık sistemi sıkıştırıyor mu? Burada sınır işi var diyeceğiz. Bu bilgi önemli arkadaşlar. İleride de kullanacağız. Ne demişim? Sistemin üzerinde ağırlık yani yük varsa sınır işi söz konusu olur. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar biraz sonra dengesiz işlemleri de göz önüne alacağız. Dengesiz işlemlerde sınır işi dış basınca göre hesaplanacak. Ona ait bir iki örneğimiz var. Ama biraz önce öğrendiğimiz bilgileri bir PV diyagramını taşıyalım. P kilopascal, V metreküp bölü kilogram veya büyük V metreküp biriminde PV diyagramını çizelim. Isıtma veya soğutmanın yönlerini göstermişiz. Yani ısıtma yaparsak hacim artışı olacak. Soğutma yaparsak hacimde azalmayı gözleyeceğiz. Öncelikle P1 eşittir P2 ayarlayalım. Sabit basınçta bir işlem meydana getiriyorsak hal 1'den hal 2'ye bu sabit basınç çizgisi boyunca gideriz demiştik. Sabit basınç işlemini bu şekilde gösterdik. Tamam. Altına arkadaşlar PV eşittir sabit işlemini yerleştirmişiz. Sabit sıcaklıkta T1 eşittir T2 ise PV eşittir sabit işlemi yani hal 1'den hal 2B'ye bu şekilde yol alıyor. İşlem yolu bu. Gördüğünüz gibi sabit basıncın altında kalıyor. Üçüncü göz önüne aldığımız durum 1'den 2C'ye gelirsek veya 2C'den 1'e gidersek P çarpı V üzerine eşittir sabit işlemini yani politropik hal değişimini göz önüne alıyoruz demektir. Gördüğünüz gibi bu işlem ikisinin de altında kalıyor. Bir de sabit hacim işleminden söz etmiştik. 1 ile 2D arası. Tabi burada sınır işi yok demiştik. Ama hepsini bir PV diyagramında göstermiş olalım. Arkadaşlar hem gazlar için hem sıvılar için hani bu işlemler geçerli olabilir. Biraz sonra açıklayacağım. Sınır işi kavramı PDV idi. Bunu biz M çarpı P çarpı DV olarak da küçük DV olarak da yazabiliriz. Kütle sabit olacağı için dışarı çıkartıp P çarpı küçük DV olarak da hal 1 ve hal 2 arası için Jül biriminde sınır işini yazabiliriz. Burada V1-2 olarak göstermişiz. Evet V1-2A tamam sabit basınçta bunu çalıştık. Eşitliği bu. 1-2B V1-2 sınır işi P1 V1 ln V2 bölü V1 dedik. Bu genel eşitlik arkadaşlar. Sıvı da olsa gaz da olsa eğer bu kurala göre bir sınır işi meydana getiriyorsa eşitliğimiz bu. Ama gazlar için çalışıyorsak ayrıntılı olarak PV eşittir MRT göz önüne alarak şu bilgiyi de yazabiliriz. P1 V1 eşittir P2 V2 MRT ama bunu sıcaklık sabitse yazabiliyorduk. Bunu da unutmayalım. 1-2C arasındaki sınır işini P2 V2 eksi P1 V1 bölü 1 eksi N olarak çalıştık. Bunu da yazabilmemiz için N'nin birden farklı olması gerekiyor. N 1'e eşitse yukarıdaki gibi bir eşitlik elde ediyoruz. Arkadaşlar bu genel eşitlik sıvılar ve gazlarda bu tür bir davranışla karşılaşırsak yapacağımız sınır işi eşitliği, ele alacağımız sınır işi eşitliği budur. Gazlarla çalışıyorsak ek olarak bunu da yazabiliriz. P çarpı V üzerine eşittir MRT. Tabi T sabitse ayrı, sabit değilse ayrı veya P eşittir MRT bölü V üzeri ne olarak yazıp integrali zaten ona göre alırız dedik.
1-2 D arasını çalıştık ve 1-2 0 oluyor. Çünkü hacim değişimi yoksa, dv değişimi yoksa bu integral de 0'dır. P1-2 arasına sabit basınç işlemi demiştik. Yani bütün işlemlerde sanki dengeli sınır işini ele alıyoruz. Sanki dengeli sınır işi demek tersidir demek. İleride tersidir kavramını güzelce ele alacağız. Dengesiz hal değişimi dedik. Dış basınca göre hesaplanır. O zaman sınır işi veya bizim iş kavramı P dış çarpı dv integralidir. Hal 1 ile hal 2 arasında geçerlidir. O zaman dış basınç tabii ki sistemin hacim değişimiyle ilgili olmayacak. Arkadaşlar bu çerçevede direnci olmayan bir genişleme işlemine bakalım. Dış basıncı burada bir değerlendirelim. Arkadaşlar bir tarafı boşaltılmış, vakumla boşaltılmış bir kaba ele alalım. Kapalı bir kap. Bir tarafında da gaz bulunsun. Başlangıçta bu gazın bulunduğu sınır büyük A sınırı olsun. Ayırıcı veya bölmeyi kaldırdığımız zaman gaz serbestçe genişleyecek. O zaman sistem sınırı hepsi olsun. Ayırıcı kaldırılınca A ile gösterilen sınır hareketli sınır oluyor. Genişleme gerçekleşiyor. Gazın hacmi değişmiyor ama. Sonuçta boşluğa gaz serbestçe yayılıyor. Hacim değişmez. Fakat bir serbestçe genişleme söz konusu oluyor. Arkadaşlar ayırıcıyı buradan kaldırdık. Boşluğa gaz yayıldı. Herhangi bir basınç var mı? Orası vakum altındaydı. Yok. Dış basınç sıfır. Burası çok önemli arkadaşlar. Böyle vakumlu bir düzenekle karşılaşırsak size bu gazın yaptığı iş sorulursa dış basınç diğer taraf vakumlu olduğu için sıfır olacağından dolayı sınır işi P dış çarpı dv'den hesaplanacak ama dış basınç sıfır olduğu için iş yapılmaz. Biz ne dedik? Bir ağırlık kaldırılıyor mu ona bakacağız. Burada bir boşluk var. Gaz buraya genişlerken bir ağırlığı kaldırıyor mu? Hayır. Serbestçe genişliyor. Bu ağırlık kaldırıldı kaldırılmadı önemli. Sınır işi kavramında demiştik. Sabit dış basınç söz konusu olursa, yani yukarıdaki örneği bitirdik, ek bilgi veriyoruz. Sabit dış basınç söz konusu olursa o zaman P dış çarpı V2 eksi V1'den yine işi hesaplarız jül biriminde. Yine bir örneği ele alalım. Sönük bir balon hava ile şişirilecektir. Yani başlangıçta içinde hiç hava yok. Atmosfer basıncını 100 kilopascal alın demiş. Balonun son hacmi 4 metreküp oluyor demiş. Bu çerçevede balon içindeki havanın atmosfere karşı yaptığı işi hesaplayacağız arkadaşlar. Balon başlangıçta boş. Şişirmeye başladığımız an atmosfere karşı. Hani atmosfer burada yine bir ağırlık olarak karşımıza çıkıyor. Atmosfere karşı iş yapıyoruz. Biz o balonu şişirirken zorlanıyoruz sonuçta. Atmosfere karşı yani bir ağırlığa karşı iş yapıyoruz gibi düşüneceğiz. Dış basıncımız burada atmosfer basıncı 100 kilopascal. 4 metreküp V2 haline gelmişiz. Başlangıçta halimiz V1 halimiz 0 metreküp. Hesaplayacağımız iş formülü P dış çarpı dv demiştik. P dış çarpı dv integrali. Ve burada bir hacim artışı var. Hani yukarıda da şurada anlatmaya çalıştık. Burada bir hacim artışı var. Ve bu hacim artışı çerçevesinde atmosfere karşı iş yapıyorsak iş miktarını bu eşitlikle hesaplarız. 100 kilopascal dış basınç, atmosfer basıncı, hacim değişimi 4 eksi 0 metreküp yani 400 kilojüllük biz atmosfere karşı balonu şişirirken iş yapıyoruz. Arkadaşlar bu dış basınç kavramı da önemli. İki tane önemli örnekle ele almış olalım. Evet, önemli konuları işledik. Sınır işi kavramını dış basınç cinsinden de ele alarak işlemeye çalıştık. Umarım bu bilgiler yararlı olmuştur. Bu bilgileri her zaman kullanacağız arkadaşlar. Evet, sınır işinden sonra gelelim. Kapalı sistemlerde enerji dengesi, kapalı sistemlerde enerji analizi, kapalı sistemlerde enerji eşitliği. Hepsi aynı şeyi gösteriyor bize. Yani termodinamiğin birinci yasasını biz kapalı sistemlere uygularsak bu başlıkları atabiliriz. Bir anımsayalım. Sistemi göz önüne aldığımızda sistem sınırını kapalı sistemlerde iş giriş çıkışı veya
ısı giriş çıkışı deliyordu. Bu çerçevede kapalı sistemi veya kontrol kütlesini ele alarak incelememizi yapıyorduk. Hal değişimi varsa arkadaşlar, hal değişimi varsa enerji dengesini daha önce de bahsettik bunlardan. Daha önceki derslerde de bahsettik. E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem olarak alıyoruz. E giren eksi E çıkan sınırda olan işlemleri bize gösteriyor. Yani sınırı delen enerjiler. Sınır içine sistem diyorduk. Sistemdeki enerji değişimi de ancak sınırı delen enerjiler çerçevesinde meydana geliyordu. Sistemdeki enerji değişimini biz iç enerji değişimini bu ısıl enerji çerçevesinde arkadaşlar sistemdeki enerjiye ısıl enerji diyorduk. Sistem sınırı delen enerji ısı ise ona ısı enerjisi diyorduk. Neyse bunları geçmişte çok konuştuk. Delta E sistemi, delta U, delta kinetik enerji, delta potansiyel enerji olarak gösterebiliriz. Arkadaşlar bu delta kinetik enerji, delta potansiyel enerji genellikle ihmal ediliyor. Ama ihmal edilmediği durumu yanlış hatırlamıyorsam ders 2'de ele alıp bir problem çözdük. Yani her zaman bunlar göz önüne alınmayacak değil. E giren, Q giren, V giren olabilir. E çıkan, Q çıkan, V çıkan olabilir kapalı sistemlerde. Eğer hepsi varsa bizim bu temel eşitliği şu şekilde de yazabiliriz. E giren artı V giren eksi parantez içinde Q çıkan artı V giren. Bunu yanlış yazmışız. V çıkan olacak arkadaşlar. Hemen düzeltelim. Burası Q çıkan ve çıkan olacak. Evet, tamam. Eşittir. Biraz önce konuştuğumuz delta sistemin açık yazılmış hali. Joule biriminde bunu yazarız. Şuna bir daha söyleyelim. Bu V çıkan olacak. Arkadaşlar Joule bölü saniye Watt'a eşitti. Biz birim zamanda çalışıyorsak o zaman üzerine nokta koyuyorduk. E giren üzeri noktalı eksi E çıkan üzeri noktalı eşittir. Bu sefer diferansiyel formunda dE sistem bölü dt olacak. Zamana göre değişim. O zaman watt birimiyle karşılaşıyoruz. Watt birimiyle joule birimi arasındaki ilişkiyi bir daha hatırlayalım. Q joule biriminde, Q üzeri nokta watt biriminde watt çarpı saniye joule'dü. Biz Q nokta dt'nin integralini alırsak Q'ye erişiriz. Veya o integrali basitçe Q eşittir Q üzeri nokta delta t olarak yazarız. Q zamana bağlı değilse, integral dışına çıkıyorsa. İş içinde aynı şeyi yazarız. İş eşittir watt birimindeki iş çarpı delta t olarak yazılabilir. Burası tabii ki joule. Delta E sistemi de arkadaşlar biz dE sistem bölü dt çarpı delta t olarak yazabiliriz. Yani Watt'la Joule biriminde yazdığımız eşitliklerin arasındaki ilişkileri de bu şekilde kurabiliriz. Ayrıntısını bir dahaki derslerde ele alacağız. Bir sistem çevrim geçiriyorsa, yine geçmişte işledik. Yani bir noktasından başlıyor, hal 1'den, hal 2'ye geliyor, hal 3'e geliyor, tekrar hal 1'e dönüyorsa, çevrim geçiriyorsa delta E sistem sıfırlanacaktır demiştik. Delta E sistemi sıfır alırsak arkadaşlar, bizim enerji eşitliğimiz E giren eşittir E çıkan oluyor. Bu delta E sistemi sıfır aldığımız bir başka durumda açık sistemlerde arkadaşlar sürekli akış varsa onu ileride işleyeceğiz. Şimdilik çevrim geçiren sistem için delta E sistem sıfırdır diyelim. Enerji dengesi ve enerji analizi bilgileri de şimdilik bu kadar olsun. Hal değişimi varsa bu eşitliği yazabiliyoruz. Joule biriminde ve watt biriminde. Arkadaşlar bu sınır işi örnekleri altında sizin için birkaç bilgi hazırladım. Bu bilgiler çok önemli. Şimdi üzerinde duracağız. Bunları herhangi bir kitapta bulabileceğini sanmıyorum. Ben özenle önemli bütün durumları göz önüne alarak hem sistemin şeklini çizdim, hem PV diyagramını çizdim, hem de sınır işini yanına yazdım. Ayrıntılı olarak bir bakalım. Bundan sonra sınır işiyle ilgili herhangi bir soruyla karşılaştığınızda hiç hata yapmamanız gerekiyor. Çünkü buraya karşılaşacağınız her şeyi yazmaya çalıştım. Bunların dışında bir şeyle de karşılaşmanız mümkün değil diye düşünüyorum. PV diyagramını çizmişim ben. Hani TV de olabilir.
Burada gazlarla çalışmışım, sıvı da olabilir. Neyse, birinciyle başlayalım. Arkadaşlar, piston silindir düzeninde durdurucu varsa buna ait neler söyleyebiliriz bir bakalım. İçeride gaz sistem ve sistem sınırını delen bir ısı çıkışı var. Bu ne demek? Piston 1 halinde ise aşağı doğru hareket edecek. 1'den 2'ye geldiği an sabit basınçta gelecek tabii ki. Ama durdurucuya çarptığı an daha da aşağı inmek istese de inemeyecek. 2 ile 3 arasında sabit hacim işlemi ile karşılaşacağız. Sabit basınç işlemi, sabit hacim işlemi. Bunun grafiği nasıl olabilir? Burada bir soğutma var, Q çıkan var. O zaman hal 1 buradaysa önce sabit basınçta gidecek. 2'ye geldiğinde durduruculara çarpıyor ve sabit hacimde aşağı ilerliyor soğutma için. V2 eşittir V3. P1 eşittir P2 ve 1'den 3 haline gelirken izleyeceği işlem yolları bu şekilde. P2 küçük P dış oluncaya kadar sabit basınçta ısı çıkışı olacak. Bu çok önemli arkadaşlar. P2 küçük P dış oluncaya kadar. Buraya da yazmışız. Zaten P3 küçük P dış olacak ama P2 küçük P dışı ulaştığı an sabit basınçta ısı çıkışı devam edecek. Ve biz sabit basınçtan sabit hacime geçmiş olacağız. Başlangıçta P1 eşittir P2, P dışa eşit ama daha sonra P3 küçük P dış oluyor. Çünkü burada soğutma olduğu için gazın basıncı giderek azalıyor. Buraya çarptığı an basınç azalmaya başlıyor. P dış basınçtan farklı olmaya başlıyor ama piston aşağı inemiyor. Tamam, bunu güzelce anlatmaya çalıştık. 1 ile 3 arası sınır işini hesaplamak istersek o 1 ile 2 arasına eşit. Neden? Çünkü sabit hacimde sınır işi yok. O zaman 1 ile 2 arasında PdV integrali, bunu da çalıştık. P1 veya P2 çarpı V2 eksi V1'den hesaplanacak. Şurada yazdığımız bilgilerin hepsi önemli. Aşağı yazdığımız açıklama önemli. Böyle bir problemle karşılaşırsanız yapacaklarınız artık belli. Bir yaylı piston silindir düzenini ele almış. Bu sefer sınırı delen ısı girişi var. Hal 1 burasıysa hal 2 burası olsun. Bunu çalıştık. Sabit basınç işlemi değil artık. Basınç doğrusal olarak değişiyor. Hal 1'den hal 2'ye böyle bu şekilde gelebiliriz ve aşağıda bir yamuk oluşuyor demiştik. V1 hacminden V2 hacmine ısı girişi varsa tabii ki hacim artışıyla karşılaşıyoruz. Basınç da artıyor. V1-2 arkadaşlar yamuğun alanı dedik. Onu da biraz önce çalıştık zaten. Bu şekilde hesaplayabiliriz. P1 eşittir başlangıçta P dış ama P2 haline geldiğimizde P dış artı P yay. Bunu bugün de, yani bu derste de çalıştık. Başka önemli bir durum. Gaz yine sistem, ısı girişi var ama pistonumuz başlangıçta burada duruyor. Hal 1 bu. Biz ısı girişi olduğu an bu yükselmeye başlayacak. 2'ye kadar gelecek. 2'den 3'e gidemeyecek. Yani sabit basınçta gidemeyecek. Sabit hacme geçecek. Çünkü durdurucu engelleyecek bunun yükselmesini. Öncelikle PV diyagramını nasıl çizebiliriz? 1'den başladık. Sabit basınçta ilerleme, 2'ye geldik. Isıtma işlemi var. 2'den 3'e ancak sabit hacimde gidebiliriz. PV diyagramı arkadaşlar önemli. Bu şekilde çizilebilir. Buradaki bilgi önemli. P2 büyük P dış oluncaya kadar sabit basınçta ısı girişi olacak. Sonra da ısı girişi var da, yani P2 eşittir P2 büyük P dış oluncaya kadar sabit basınç kısmı önemli burada. Daha sonra sabit hacme geçiyor. P3 büyük P dış, P1 eşit P2, o da P dışa eşit. Ve 1 ile 3 arasındaki arkadaşlar sınır işi, tabii ki sabit hacim kısmını göz önüne almayacağız. P1 çarpı B2 eksi B1. Evet, bunu da anlatmaya çalıştım. Tabii siz yine ayrıntısına bakarsınız. Gelelim başka bir duruma. Arkadaşlar bu sefer bizim piston durdurucuların üzerinde ısı girişi var. 1 hali, 2 hali ve 3 hali yanda bu şekilde gösterilmiş.
Bunu da anlatmaya çalışalım. Piston durduruların üzerinde duruyor ama gazın basıncı başlangıçta P dışı eşit olmak zorunda değil. Isı girişi olduğu an basınç artışı başlayacak. Ancak belli bir süre sonra P2 basıncı P3'e yani dış basınca eşit olmaya başlayacak. Burası arkadaşlar bakın burası çok önemli. Böyle bir problemle karşılaşırsanız hemen sistemin basıncını dış basınca eşit alamayız. Başlangıçta gazın basıncı düşük olabilir. Isı girişi çerçevesinde bu basınç artıyor artıyor. Ancak dış basınca eşit olduğu an 2 ile 3 arasını görebiliyoruz. O zaman PV'yi nasıl çizeceğiz? 1 ile 2 arası V1 eşittir V2 yani başlangıçta sabit hacim. Dış basınca eşit olduğu an 2 ile 3 arasında sabit basınç işlemi devam ediyor. P2 eşittir P dış oluncaya kadar sabit hacimde ısı girişi yani burada sabit hacim bilgisi önemli. Buraya da yazmışız P1 küçük P dış, P2 eşittir P3 P dış. Sınır işi nerede sabit basınç var? Orada geçerli P2 çarpı V3 çarpı V2. Evet bu bilgi de önemli. Kapalı kaplarla çalışırsak ısı girişi olsun, ısı çıkışı olsun sınır işi yok. Çünkü sabit hacimde çalışıyorsak basınç artar, hacim sabit. Bizim sınır işi 1 ile 2 arasında 0'a eşit. P dış, P atmosfer olabilir olmayabilir yani burası problemin cinsine göre değişir. Ama sınır işi her zaman 0. Bir durumu daha inceleyelim arkadaşlar. Bakın durdurucu burada dışarıda. Diğerlerinde şurada inceledik. İçerideydi. Burada dışarıda. Biraz farklı bir durum. Isı çıkışı var. Tamam. Bu burada başlangıçta duruyormuş. Belirli bir basınçta. Durdurucular çerçevesinde piston burada duruyor. Isı çıkışı varsa değişim nasıl olabilir? Ona güzelce bakalım. Arkadaşlar dış basınç var ama sistemi başlangıçta ısıtmışız. Demek ki buraya dayandırmışız. Bu yukarı çıkmak istiyor, çıkamıyor. Basıncı daha yüksek. Ve ısı çıkışı başladığı an birden ikiye sabit hacimde gidiyor. Ancak dış basınca eşit olduğu an P2 basıncı sabit basınçta ilerlemeye devam edebilir. P2 eşittir P dış oluncaya kadar sabit hacimde ısı çıkışı. P2 eşittir P3 P dış. P1 başlangıçta P dıştan büyükse PV diyagramını bu şekilde çizebiliriz. Arkadaşlar bu tür soruyla karşılaştığınız an yine bunu düşüneceksiniz. Sınır işi 1 ile 3 arasında geçerlidir ama sabit basınç neredeyse orada işlem yapabiliriz. 2 ile 3 arasında yine P2 çarpı V3 eksi V2 göz önüne alırız. Bu soru önemli. Grafiği böyle. Başka önemli noktalar. Bu da önemli arkadaşlar. Grafiği bu şekilde. Bu değişik bir soru yine grafiği bu şekilde. Yaylı sistemi çalışmıştık. Bunu da arıyordum. Bu da önemli bir durum. Grafiği bu şekilde. Karşılaşacağınız sorular ancak bu şekilde olabilir arkadaşlar. Burada hepsini benim bu özgün derlememdir. Hepsini burada görebilirsiniz. Başka herhangi bir yerde bunları bu şekilde görmeniz bence mümkün değil. Evet, bu kadar konuştuk. Güzel bir örnek yapalım. Düzenekteki piston 150 kilopaskal basınç değerinde hareket ediyor. Yani 150 kilopaskal basınç değerine geldiği an piston yukarı doğru hareket edecek. Soruyu okurken anlamamız lazım. Onun için 1-2 kere okumakta fayda var. Başlangıçta B boştur. B zaten piston silindir düzeneği ve boş. Yani bu piston tabana yapışmış. Buraya da yazmışız. Piston silindirin dibindedir. Vana açılıyor ve B'de 150 derece santigrat sıcaklık ve 150 kilopaskal basınç değeri gözleniyor. Bu çerçevede sınır işini hesaplayın. Sınır işi B'de söz konusu. Onu hesaplayacağız. Bakalım. Ayrıntılı olarak şimdi bakalım. A'da argon gazı var. 400 litre. Vana kapalıyken tabii ki. 200 kilopaskal, 30 derece santigrat. Argonla çalışacağız isek arkadaşlar, argonun gaz sabitini ilgili tablodan, tablo A1'den alacaksınız. O da 0,2
2081 kilojül bölü kilogram kelviniymiş. Tamam. Evet, Van'a kapalı A deposu PV eşittir MLT eşitliği çerçevesinde göz önüne alınacak. A deposunun nesi eksik? Burada kütlesi eksik. Kütle değişmeyeceği için yani A'daki bilgilerden yararlanarak Van'a kapalı iken kütleyi hesaplayabiliriz. PV eşittir MLT. P 200 çarpı 10 üzeri 3 Pascal. Hacim 400 litre bölü 1000. Bunu hani 1000'e böldüğümüz zaman metreküp'e çeviriyoruz. Kütle bilinmiyor. Gaz sabiti 208.1 jül bölü kilogram kelvin almışım. Tamam, orada jüle çevirmişim. İki tarafı ya kiloda bırakabiliriz veya direkt paskala veya jül bölü kilograma kilogram kelvine çevirebiliriz. Yani birimlere dikkat edin demek istiyorum. Sıcaklığa dikkat, 30 artı 273.15 kelvin alacağız. Argon'un kütlesi 1.268 kilogram. Kütle değişmez. Kütleyi bulmuş olduk. İleride kullanacağız. Van'a açılınca arkadaşlar AB deposunu artık ele alıyoruz. Yani sistem sınırını ona göre ayarlayacağız. Başlangıçta Van'a kapalı. Pistonla ilgimiz yok. Ve sistem sınırı bu şekilde. Van'a açıldığı an A artı B'yi dikkate almak durumundayız. İdeal gazla çalışıyoruz. Yine PV eşittir MLT. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar A artı B deposunu ele alacağımız için hacim V, B, A yazmışız. Sıcaklık da T, B, 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 A olacak. Bu önemli. Kütle değişmez. Gaz sabiti değişmez. PB basıncını göz önüne alacağız. Güzel. Sayısal değerler elimizde var. Buraya yazmışız yine arkadaşlar. Uzun uzun söylemeyeyim. Dikkat edeceğiniz şey sıcaklık kelvin. Birimlere de dikkat. Burayı Pascal yazdım. İsem buraya Jül yazdım. Tamam. Yani başında örnek yok demek istiyorum. Tek bilinmeyen burada A artı B deposunun hacmi. Onu da 0.53 328 metreküp olarak buluruz. A deposunun hacmi 400 litre bölü 1000'den 0.4 metreküptü. Van'a açtığımızdan hacim değişimi bu şekilde, yani B ile A bu değere ulaşıyor. Verilen sayısal bilgiler çerçevesinde. Sınır işini hesaplarken arkadaşlar dikkat. V2 ile V1'i piston silindir düzeni için ele alacağız. O zaman 2 dediğimiz şey VBA eksi VA olacak. Buraya dikkat. Sorunun önemli noktalarından biri. Piston silindir düzeni için sınır işi hesabı yaparken V2 hacmi bu. Tabii ki piston silindir düzeni başlangıçta 0 metreküpte. V1 ile V2'nin değerlerine dikkat, bu şekilde ele alınacak. Onların sayısal değeri bulunmuş. Tamam. Yerine yerleştirdiğimizde piston silindir düzeni sabit basınçta hareket edeceği için 150 kilopascal çarpı hacim değişimi 20 kilojüllük bir sınır işiyle karşılaşıyoruz. Grafiğini de basitçe çizebiliriz. PV diyagramını V'yi metreküp olarak aldığımızda gazlarda, P'yi de kilopascal olarak aldığımızda sıfırdan başlatıyoruz. Başlangıçta V1 sıfır. Sonuçta 1'den 2'ye hal değişimi çerçevesinde altında kalan alan bize sınır işini veriyor. Evet, sorulara dikkat. Öğrendik. Sınır işini çok güzel öğrendik. Ve bu çerçevede dediğim gibi 5-6 tanesi özel durumu da anlattım. Onları da göz önüne aldığınızda sınır işinde hiç hata yapmayacaksınız. Termodinamik kolaydır. Benim dediklerimi yaparsanız, benim dediğim çerçevede çalışırsanız. Evet, bir örnek daha yapalım. Yine balonu göz önüne almışız. Bir balonun basıncı P eşittir C çarpı V üzeri 1 bölü 3 eşitliği çerçevesinde değişiyor. Tamam. Balonun içinde ideal gaz var ve ideal gaz politropik olarak davranıyor. C'yi 100 kilopascal bölü metre alalım demiş. Her türlü sabit değerin bir arkadaşlar birimi vardır. Bunu da 100 kilopascal bölü metre alalım. Tabii ki balonun içine hava enjekte edeceğiz veya balonun içinde hava olduğunu kabul edeceğiz. Başka gaz da olabilir. Ben burada havayı almışım. Balonun içindeki havanın birinci hali 1 metreküp hacminde olsun, 25 derece santigratta olsun. İkinci hali balon şişiriliyor. Ama başlangıçta 1 metreküp, yani sıfır değil. Sonra 4 metreküpe gelmiş. Sıcaklık değişir de
Yani iki tane bilinmeyen olmasın uğraşmadım diye yine 25 derece santigrat almışız. Hal 1'den hal 2'ye gelinceye kadar olan sıdır işini hesaplayacağız. Arkadaşlar balon atmosfere karşı iş yapıyor. Bu çerçevede ama değişim politropik olarak verilmiş. Yani basınçtaki değişim. Ve balonun içinde başlangıçta 1 metreküp hava var. Sonra 4 metreküp oluyor. Balonun basıncı politropik olarak değişiyorsa bu değişen basınca göre sınır işini hesaplayacağız. Evet, P1 ve P2 arkadaşlar C çarpı V üzeri 1 bölü 3'ten hesaplayabiliriz. Elimizdeki sayısal değerleri yerine koyduğumuzda hacimler de belli. P1 ve P2 için iki tane değer elde ederiz. Sınır işi P çarpı dV integrali. Bu sefer balonun sınır işini hesaplıyoruz. P, C çarpı V üzeri 1 bölü 3 olarak verilmiş. Ona göre integrali aldık. P2 V2 eksi P1 V1 bölü 1 eksi N'yi elde ettik. Arkadaşlar sayısal değerleri yerine koyarız. Hepsi elimizde var. Ama dikkat, burası eksi 1 eksi 1 bölü 3 olacak. Bize soruda P eşittir C çarpı V üzeri 1 bölü 3 verilmiş. Ama politropik kısmı anlatırken dedik politropik üs P eşittir C çarpı V üzeri eksi N olarak tanımlanmıştır. Veya P çarpı V üzeri eksi 1 bölü 3 eşittir C olarak tanımlandı. Yani N'yi eksi 1 bölü 3 alacağız. Evet, hata yapmayalım. V1 2 401.2 kilojül çıkacak. Bu çerçevede. Burada kütle hesabı sorulursa P2 V2 M2 R T2'den hesaplayabiliriz. Sisteme çünkü dışarıdan kütle girişi var arkadaşlar. M2 son kütle olacak. Yani soruda son kütle bizden istenirse son durumu hal 2'yi göz önüne alarak çünkü dışarıdan kütle girişi var. M2'yi hesaplayacağız. Bütün sayısal bilgiler var. M2'yi de 4.42 kilojül olarak hesaplarız. Evet, bu soruyu da göz önüne almış olduk. Balondaki sınır işi değişimini politropik hal değişimi çerçevesinde ele aldık. Gelelim yine arkadaşlar önemli bir soruya. Yani ben soruları kafanızdaki soru işaretlerini giderecek şekilde seçiyorum. Bu soru da şu şekilde olsun. Piston silindir düzenine benzeyen pimli tank içinde 2,5 kilogram kütlesinde 600 kilopascal basınçta ve 60 derece sıcaklıkta su vardır. Arkadaşlar bu piston silindir düzenine benziyor ama piston silindir düzeneği değil. Bakın buraya yazmışız. Sürtünmesiz ve kütlesiz piston. Bunun kütlesini ihmal ediyoruz ve pim. Bu pimi çektiğimiz an bu serbest çekine genişleme işlemi olacak. Burası çünkü vakumlu. Ve tank da yalıtımlı ise sınırdan ısı giriş çıkışı olmayacak. Ama bu burada arkadaşlar sıkıştırılmış yani buraya su sıkıştırılmış ve bu sıkıştırılmış su yukarı doğru genişlemek istiyor ama pimli sistem buna engelliyor. Böyle düşünelim, soruya böyle yaklaşalım. Sınırdan ısı giriş çıkışını engellemişiz yalıtım ile. Pim çekiliyor ve ani genişleme ile su tüm tankı dolduruyor. Tamam. Ve son basınç 10 kilopascal oluyor. Bu çerçevede tankın hacmi nedir? Son sıcaklık nedir? Onu güzelce hesaplayalım. Önemli bir mühendislik sorusu. Bize belli kazanımlar sağlayacak bir soru. Vakumlu tank. Kütle 2,5 kilogram verilmiş. Hal 1 600 kilopascal 60 derece santigrat verilmiş. Hal 2 10 kilopascal verilmiş. Evet. Öncelikle enerji analizine bakalım. Ne dedik? En son zaten enerji analizini işledik. Sınırda E giren eksi E çıkan olur dedik. Sınır içinde yani sistemde delta E sistem göz önüne alınır dedik. Buradan başlayalım. Delta U dursun. Kinetik ve potansiyel enerji değişimi yok burada arkadaşlar. Sistem bu sistemde yok. Isı giriş çıkışı yok. Yalıtımla bunu sağlamışız. İş giriş çıkışı yok. Yani ikisi de yok. Sıfır. Yalıtımlı tank Q giren Q çıkan yok. V çıkan V giren yok. Herhangi bir ağırlık kaldırılmadığı için vakumlu ortama genişleme
de sınır işi olmaz. Çok önemli. Arkadaşlar pimi çektiğimiz an bir boşluğa doğru su yayılacak ve ağırlıksız dedik zaten pimin bağlı olduğu eleman ve herhangi bir ağırlık kaldırılmadığı için bak hep ağırlık kaldırma bilgisini göz önüne alıyoruz. Vakumlu ortama genişlemede sınır işi olmaz. Zaten yukarıda 0, eksi 0 eşittir delta U bulduk. Özel bir problem bu. Delta U'yu açarsak M çarpı U2 eksi U1 yani M 0 olmayacağına göre ama şurası 0 ise U2 eşittir U1 olacak. İç enerji değişmiyor sonuçta. İç enerji değiştiren tek şey sınırdan ısı giriş çıkışı veya kütle giriş pardon veya iş giriş çıkışı. Kapalı sistemlerde ısı veya iş giriş çıkışları ancak iç enerjide değişime neden olabilir. Burası 0'a 0, 0. O zaman U2 eşittir U1 olacak. Arkadaşlar önemli bir termodinamik problemi. Dilim döndüğünce yine anlatmaya çalışıyorum. Delta kinetik enerji ve delta potansiyel enerji yoksa iç enerjiyi ancak sınırdan giren veya çıkan enerjiler değiştirebilir. Önemli noktayı yine buraya yazmışız. Evet, P1 600 kilopascal, T1 60 derece santigrat. Tabii ki hangi bölgedeyiz bizim için önemliydi. Su için 600 kilopascal'da tablo A5'e baktığımızda T doyma 158.83 derece santigrat. T1 küçük T doymaysa sıkıştırma sıvı bölgesindeydik. Yani başlangıçta bizim sistem su, sıvı su, sıkıştırılmış sıvı. Güzel. Sıkıştırma sıvı bölgesi ise sadece 60 derece sıcaklığa göre özellikler okunur. Bunu da geçmişte çalıştık. Arkadaşlar sıkıştırma sıvı bölgesi için 5 megapaskalın altındaki basınçlarda tablo yok. Ama sıcaklık değerini biliyorsak bilmek zorundayız. Diğer özellikleri tablo A4'ten okumak için. V1 hacmi yaklaşık V1F'ye eşit 0.00017 metreküp kilogram. U1 iç enerjisi U1F'ye eşit yaklaşık olarak 251.16 kilojül kilogram. Hal 1'i halletmiş olduk. Tablodan okuyabileceğimiz değerleri okuduk. U1'i neden okuduk? Çünkü hal 2'de bir tane elimizde özellik var. Birbirinden bağımsız iki özellik lazım. Ama ne dedik? Enerji eşitliği burada önemli, onu kullandık. Artık bundan sonra hep enerji eşitliğini kullanacağız arkadaşlar. Hep. U2 eşit U1 bulduğumuz için P2'nin yanına U2'yi de yerleştirebiliriz. İki bilgi varsa diğer bütün özellikleri tablodan okuyabiliriz. Hangi bölgedeyiz? Bu sefer 10 kilopaskala göre elimizde U2 varsa UF ve UG'leri okuyacağız. Biri 191, biri 243, burası 251 bulunmuş. Ben yanlış okudum. UF ile UG'yi okuyacağız. Bakayım. 2437 arkadaşlar. Ben yanlış okudum. Çünkü U2 arada kalmış. Tamam. Bunu yanlış okudum. 2437 bu 191. UF ile UG'yi okuyacağız. Buraya UFG'yi de almışım. Tamam. Arada kalıyor. Islak buhar bölgesindeyiz. Tamam. Sıkıştırma sıvıdan ıslak buhara geçiş olmuş. U2 elimizde var. UF2, UFG2 var. Biz kuruluk derecesini bulmak için tablodan şunu da okumuşum. Sonuç olarak buraya UG-UF de yazabiliriz ama tabloda direkt bunun karşılığı var. 2245.4. Buradan kuruluk derecesini bulabiliriz. Tamam. O da 0.02644 çıkıyor birimsiz olarak. 10 kilopascal için arkadaşlar ıslak var bölgesinde çalışıyorsak geçmişte çok çalıştık. Bu doyma sıcaklığına eşittir. 45.81. Soruda T2 bize soruluyor. 45 dereceye yaklaşık 46 dereceye geliyor. Başlangıçta 60 dereceydi. Demek ki sıcaklık ani genişlemede veya serbestçe genişlemede sıcaklık azalıyor. Tamam. 10 kilopaskalda VF2 ve VG'yi de okuyup arkadaşlar hacmi bulabiliriz. Soruda bizden tankın hacmi de istenir. Onun için bu işlemleri yapıyoruz. Hal 1 ve hal 2 için elimizde olan bilgilerden yararlanarak tablo bilgilerine ulaşabiliyoruz. Ama V2 özgül hacmini bulabilmek için ıslak buhar bölgesinde bize X2 de lazım. Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak sadece o bölge için bu eşitlik geçerli. Sadece o bölge için kuruluk derecesi geçerli demiştik. Geçmişteki arkadaşlar saf madde kısmını çok iyi anlamanız gerekiyor.
V2'yi buradan buluruz. Son duruma ait özgül hacim 0.38380 38886, evet biraz yoruldum. 0.38886 metrekare bölü kilogram çıkıyor. Özgül hacim 2. Kütleyi bulduk. Özgül hacim 2'yi de bulduk. Tankın son durumu 0.972 metre küp. Tamam. Sayısal değerler böyle. Esas burada önemli noktaları anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Değişik bir soru. Enerji analizinden neler elde ettiğimizi gördük. Ve bu bilgiden yararlandık. Özellikle hal 2 bilgisi çerçevesinde U2 eşittir U1 dedik. Özel bir durum. Sıkıştırılmış, yani burada basınçla sıkıştırılmış bir sıkıştırılmış sıvı var. Pimden veya sürtünmesiz kütlesi pistondan kurtulduğu an buraya serbestçe genişliyor. Ve burada bir ağırlığı kaldırmadığı için sınır işi de söz konusu değil. Tamam. Bunun arkadaşlar PV değerini de çizmişiz. Ama özel bir durum burada. Vakumlu bölgeye bir genişleme var. 1'den 2'ye şu şekilde geliyoruz. Bütün bilgileri yerleştirirsek PV diyarımına sıcaklıkları da göz önüne alarak hal 1'den hal 2'ye bu şekilde geliyoruz. Ama altında kalan sınır işini vermez. Çünkü bir ağırlığı kaldırmadık. PV ve TV diyarımını da ele alabilirsiniz. Biz burada PV'yi çizdik. Sıcaklıklar belli, basınçlar belli. Ona göre hal 1'den hal 2'ye yol aldık.